Şehrin Sesi programı olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na konuk olduk. Yanımızda Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? 1969 Ağrı doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Ağrı'da tamamladım. Üniversite Marmara Beden Eğitim ve Spor Bölümü mezunuyum. 11 yıl beden eğitimi öğretmenim yaptım. Onun ardından 8 yıl boyunca Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi yürüttüm. 2,5 yıl önce de Görme Engelliler Spor Federasyonu'na genel sekreter olarak atandım. Bir ay önce de genel kurulda başkan adayı olarak yarışa girip başkanlık koltuğuna oturduk. Eski milli sporcuyum, atletizm branşıyla ilgilendim. Yani ömrümün çoğunu sporla, hem sporculuk, ilericilik olarak bugüne kadar taşıdık. Şimdi de Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na başkan olarak hizmet edeceğim. Sayın Başkan, bizlere federasyonla ilgili çalışmalardan bahseder misiniz? Biz şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı özel bir federasyonuz. Ancak gelirlerimizi, desteğimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda almaktayız. Biz Görme Engelliler Spor Federasyonu'yuz. Yani 81 ile sportif anlamda hizmet eden en üst düzeyde yetkili olan merciyiz. Bizde şu anda 8 branşımız var. Bunların 5'i paralimpik, diğer 3'ü de normal. Bizim hedefimiz spor branşlarımızın sayısını arttırmak ve 81 ilde sporumuzu yaygınlaştırmak, geliştirmek, kulüpleşmek, altyapıdan sporcular çıkarmak ve en nihayetinde dünyanın en büyük organizasyonu kabul edilen paralimpiklerde kota sayılarımızı arttırarak madalya sayımızı yükseltmek hedefimiz bu. Ayhan Bey, federasyonda daha önceki dönem ile sizin döneminiz arasında ne gibi değişiklikler olacaktır? Yani burada tek adamcılık olmayacak. Yani bir federasyon başkanı benim dediğim dedik olmayacak, paylaşacağız. Biz de şu anda bir başkan listeyle girdiğimizde 14 tane yönetim kurulu üyesi var. Şimdi yönetim kurulu üyelerimizle hemen seçimden sonra ilk toplantımızda görev dağılımı yaptık. Her biri için bir as başkanlık görevi verdik, sorumluluk verdik ve yetki verdik. En nihayetinde de şunu da söyledik, dedik ki amacımız burada bir sistem kurmak, kurumsallaşmak ve spor adına büyük hizmetler ülkemize, büyük hizmetler, iyi sporcular çıkarmak ve her biri bir arkadaşımız burada sorumlu benim kadar ve yetkililer. Biz günün sonunda şunları isteyeceğiz, as başkanlıklar kurduk. Yani örnek olarak söylüyorum, judo branşımız var, judo branşımızın bir as başkanı vardır. Kendi ekibini kendisi oluşturuyor. Bizim kendisinden istediğimiz, yani devletimize vermiş olduğu imkanlarla biz de aynı şekilde federasyon başkanı olarak as başkanımıza güvenerekten imkan veriyoruz ve kendisinden de başarı bekliyoruz. Yani daha önce bunlar yoktu. Daha önce ben de burada hizmet ettim genel sekreter olarak. Yani yapılan yapılmıştır, istişare yok, toplantı yok. Akşamdan bir karar, sabah uygulama. Bizde böyle bir şey yok. Sürekli istişare halindeyiz. Sadece 14 kişiyle de değil. Önümüzdeki ayın 15-16'sında Ocak'ta toplantı yapıyoruz. Kulüp başkanlarıyla istişare toplantısı. Faaliyetlerimizi başlatmadan önce kulüp başkanlarımızla, yani bütün paydaşlarımızla bir araya gelerek neler yapabiliriz, neler eksikti, üzerine neler koyabiliriz ve nasıl görünüyoruz, bir aylık değerlendirme, bundan sonraki süreçte de planlamalarımızı birlikte yapıp hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yani sizin sorduğunuz soruya cevap olarak Duygu Hanım, evet ben burada başkan olabilirim. Ancak ben camiye söz verdim, yöneten değil, hizmet anlamında buradayım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.